aleyküm büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarları ve kanalımızın takipçisi diğer takım taraftarları. Ee, öncelikle sponsorumuz golvar.com'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendileri kanalımızın sponsoru olup 6 dedik ama 7 arkadaşımıza forma dağıttıkları için ve kanalımıza sürekli destek çıktıkları için. İkinci olarak da e, şu sayıyı 23.100 yapan sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Abonelik ben hiç sizin yeriniz olsam çabucak alırım. Abonelik ücretsiz. Sadece bir tıklamayla abone olabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar benim e, bir önceki videomda söylediğim şeylere ek olarak Ahmet Çakar da açıklamada bulunmuş. Hatta canlı yayında sıcak sıcak. Ben şu anda gece bu videoyu çekiyorum size. Yani Ahmet Çakar istifa eden MHK başkan hakkında çok flash iddialar kullanmış. Ferhat Gündoğdu'ya tape dinlettirildi diyor. İstifa et dedi, denildi diyor. Yani o da aynı şey, benzer şeyleri söylüyor. Ee, önümüzdeki haftanın hakimleri atanırken kapı çalıyor. Önce telefon geliyor. Ferhat Gündoğdu dışarı çıkıyor. Şöyle oluyor böyle oluyor demiş. Aldığım bilgiyi söylüyorum demiş. Koydular önüne şantaj kasetini. kasetle gitti Ferhat Gündoğdu demiş. Aynı zamanda diyor ki Süper Lig'de küme düşme kaldırılacak diyor. Bu lig şikeli birlik diyor. Dur ne diyor? Küme düşmenin kaldırılması olayın sezon sonunda kamuoyundan gele gelecek istek ve tepkilere göre değerlendirilebilir demiş. Bu ligde şaibi olduğu ortada. Şike dememiş. Şaibe demiş. İkisi de aynı şey. Yani bu bu da şike diyor. Bu da şaibe diyor. Sonra bana suç bulmayın ha. Sonra arkanıza birilerinin gücünü alıp da şey yapmayın yani. Birilerine kamuoyu oluştu, sonra demeyin bana bak şike demiş diyor. Ben demiyorum Ahmet Çakar diyor. Ben demem yani umurumda değil. Ben sadece Fenerbahçe'yi konuşurum. Ben Dünya Kupası maçı finali olsa ben Fenerbahçe maçı olsun Fenerbahçe maçını tercih ederim. Şampiyonlar Ligi final maçımı Fenerbahçe'nin 3. ligde takımla maçımı Fenerbahçe'nin 3. ligde yani takımıyla olan maçını izlerim. Samimi söylüyorum. Ben böyle bir adım. Sadece Fenerbahçe maçtan izliyorum. Demiş bu ligde şahibi oldu ortada. TFF başkanı gitti. 13 hakeme el çektirildi. Sonunda MHK başkanı istifa etti falan. Neyse konumuz bu değil. Sizler de sosyal medyadan görebilirsiniz. Sadece şunu söylüyorum. Herkes şike demeye başlamış. Acaba diyorum. Beşiktaş Teplasman'la karşılaştı. Giresun Spor'la 0-0 berabere kaldı. Allah'a çok şükür. Yani hem Fenerbahçe maçında Gerçi ben 2-1 diyordum ya. Göztepe bir tane atar diyordum. Yani sonuçta kazanacağımızı tahmin ettim. Hem Fenerbahçe maçını hem de bununla ilgili yani Cenab-ı Allah gönlüme doğru ilham vermiş. Ben bu maç kesin berabere biter diyordum. Hatta Giresun'u 40'tan falan hesaplıyordum puanı. Öyle oldu. Umut Nayır'ın olamaz. Vida karşısında hava topu kazanma rekoruna gitmiş. İlk yarıda sadece 8 hava topu kazanmış. 11'de 8. Vida sadece bir tane kazandı diyor. Eski Vida yok ben bunu niye aldım Umut Nair'e? şu yüzden aldım. Soru. Hocam, bunlar buluyor, Kasımpaşa buluyor. Biz niye bulamıyoruz? Jackson Muleka Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 9 gol, 3 asist ile tam 12 gole katkı yaptı ve Adana Demirspor maçında yıldız oldu. 9 maç, 9 gol, 3 asist. 5 şut, 2 gol, 1 asist. 3 kilit pas yani şut pası. 3 ikili mücadele kazanma. 3 top kazanma. Yüzde %88 pas başarısı. Jackson Muleka. Şimdi hocam biz niye bulamıyoruz? Cevap veriyorum. Bunu bulan biziz. Bunu bulan biziz. Hani bana yere geliyor yok atıyor kafadan diyorlar. Yok sallıyor diyorlar. Yok duyun buyun bildiği yok şöyle böyle diyorlar ama Jackson Muleka'yı benim uzun zamandır takipçilerim çok çok iyi bilirler. Bunu biz bulduk. Yani sağ olsun ekibimiz buldu. Yönetimimize iletildi. Yönetim bu çocuğun üstüne düştü. Scoutlar inceledi. Olur. Geçer not verildi ama bunu mu alacaksınız? Çöp bu. Fenerbahçe oyuncu yetiştirme yeri değil diyenler yüzünden alınmadı. Bakın şu anda 3 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. Yaşı daha 22. 1.80 boyunda. Kanatlarda da oynayabiliyor. Biz alırsak kanat oynatırız kesin. Bizde öyle bir özellik var. Kasımpaşa'nın transfer etme opsiyonu var. Yanlış biliyor olabilirim ama 3 milyon euro mu? 3 milyon euro diyelim. Mesela aldı 5'e sattı. 5'in ikisini vermek zorunda. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe eğer bu çocuğu, bu çocuğu 4 milyon euroya aldığımızı düşünün. Bak. Şöyle aldığımızı düşünün. 3'e aldık şey e Kasımpaşa aldı. 4'e bize sattı. 500 binini oraya verdi. 500 bin kasasına kaldı. Ancak... Biz dedik ki 500 bin euronun üzerinde sattığımız paranın yüzde sizin. Kaça satarsak satalım yüzde sizin ya da yüzde sizin. 10 milyon euroya sattık. Yani ya da 10 buçuğa sattık. Çıkın buçuğunu 10 milyon euro yüzde 4 milyon euro kasalarına girecek. Bence böyle bir şey düşünebiliriz. Yani ben bu çocuğu uzun zamandır bildiğim için söylüyorum. Düşünülebilir türden. Sami Uğurlu, Kasımpaşa'nın başında. Ligde son sıradaki takım Kasımpaşa'yı devraldı ve performansını söylüyorum. 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet. Puan ortalaması 2.1. Bu arada bilginiz olsun o 3 mağlubiyeti Fenerbahçe'den, Trabzonspor'dan ve geçen hafta Karagümrük'ten aldı. Onu söyleyeyim. Ya ben bu adamı dikkatlice izleyin. Bu adam fena demiştim. Bu adam dahi demiştim. Hani Fenerbahçe maçı dışında maç izlemem ama izlediğim Kasımpaşa maçında takım takır takır top oynuyor. Bu takım topun tesini oynayamıyordu. Ya bu adam bu takımı ligde de tutar. Üst sıralarda tırmanır. Hani Avrupa hedefi var mı bilmiyorum ama belki Avrupa'ya götürecek puan alır dedim de gerçi onu zor. Üst sıralara taşıdı sonuçta. Ya bizde durum ne biliyor musunuz? Fenerbahçe'de Arda Güler 22 dakika sahada kaldı. Göztepe maçında. 22 dakika. Kendi hazırladığı pozisyonda kazanılan penaltıdan golünü attı. Bir gol. iki şut pası. 4'te 3 ikili mücadele kazanma 1 top çalma %88 pas başarısı Bu arada 2 şutu olması lazım Biri direkten dışarı çıktı biri gol 4'te 3 uzun pas isabeti Yani şimdi yani Yeni anlıyoruz değil mi? Yani şimdi yeni yeni anlıyoruz Arda Güler'e destekme Mesela Berke Özer'i biz çöpledik Niye biliyor musunuz? Arda Güler yüzünden Allah göstermesin 1-2 maç kaybedelim Bakın taraftar ne diyecek Bizim taraftarımızın bazısı Skor bahçeli Skorbahçeli bazıları O yüzden durum bu Bak yine aynı şekilde Skorbahçeli arkadaşlar Geçenlerde bir arkadaş Beni yerin dibine soktu yorumlarda Sen futboldan anlamıyorsun Sen futbolun f'sinden anlamıyorsun Yok gerçi bunları demedi pardon Bunu diyen başkasıydı Şey dedim. Sen gerçekten Crespo'ya topçu mu diyorsun dedi Crespo Fenerbahçe ayarında bir futbolcu değil dedi Sen kimden bahsediyorsun dedi Crespo Fenerbahçe ayarında topçu değil dedi Bana dedi ne dedi? İncin yoku başkaydı. Bana dedi. Fenerbahçe'nin son dönemde yükselişinde önemli rol oynayan Miguel Crespo. Göztepe maçında da sahanın en iyilerinden de. Bilgisi olsun en çok reytingi Crespo almış. Bence 6 ay almalıydı. Şimdi Fenerbahçe'de Vitor Pereira getirdi. Portekiz'de yıldızı. Ve Son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. 25 yaşındaki futbolcu Göztepe maçında sahanın en de. Ve 14 ikili mücadele kazandı. Kendi rekorunu geçti. 14 ikili mücadele. Yani İzmir'deki maçta 15 rakamına ulaşmıştı. Nasıl lan? 15'e ulaştıysa 14'te nasıl geçiyor? Muhtemelen tam tersi yazacaklar. 15'e ulaşmıştır. Orada 14'tür. <laughs> hücum bölgesinde 10 hücum bölgesine 11 giriş yapmış. 3 şut pası, 14 yani 14 ikili mücadele kazanımı diyor hala. 7 top kazanma. Yani Göztepe'ye karşı istatistik bu. Hala ama tarafı kime düşecek takım. Lan küme düşecek takım. Asıl aslan kesilen takım bu. Düşüp düşmeme. 12 kilometrede koşmuş. Miha Zayistan 1.4 kilometre fazla koşup sahada basmadık yer bırakmamış. Bak aynı şekilde şunu söyleyeyim Ben Zayist'i çok beğenmiyorum. Hani iyi topçu ama Fenerbahçe kalibresinde değil. Benim hayalimdeki Fenerbahçe kalibresinde değil. Onu da söyleyeyim. Trabzon maçında 13, Alanya maçında 12.6, Konya maçında 11.9, Kayseri'de 11.4, Estoril'den 1.5 milyon euroya transfer edildi ve yıllık 500 bin euroya oynuyor demiş. Doğru arkadaşlar bu bilgi doğru. Rossi'nin vergisi algısı cırtları fıtçırı fıtçırı 900 bin euro. Crespo'nun vergilerine bu 700 bine falan çıkıyor sanırım. Ve Fenerbahçe örümcek adam diyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de Mesut Özil kadro dışı 3 milyon euro alıyor. Bakın Mesut'un parasına Crespo'nun artı Rossi'nin 7 1.6 artı 1, 6 ayın 1.6 yenilenen sözleşmeyle 1 mi alıyor. 900 diyelim. 1.2 buçuk artı Ferdi Kadıoğlu'nun yıllık ücreti çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Mesela Gustavo 3'e yakın alıyor. Yani Ozan Tufan 1.5-2 civarında alıyor. Fenerbahçe'de durum bu. Mesut demişken Ali Koç'un salı günü Mesut'la konuşacağını duyumcu arkadaşlarımız iddia ediyorlar. Yani Ali Koç kadrolucu kaldıktan sonra ilk defa konuşacakmış. Bakalım ne konuşacaklar. Ben de merak ediyorum. Eee Umut Bozok, Kasımpaşa kısmında söylemeyi unuttum. Umut bozuk. hatırlıyor musunuz? Geçen gün birkaç duyumcu arkadaş Kesin Fener'de dedi. Ee, şey, Turgay Demir Kesin Fener'de dedi. Hodri Meydan dedi. Umut Bozok'un menajeri Oliver Dao. Böyle söylediğime gerçekten çok pişmanım ama Türk basınının medya muamelesini oldukça fantastik buluyorum. Kimseyle anlaşma yapmadık. Bunlara gülüyorum. Bugün birkaç günlüğüne İstanbul'a geldim. Okuduklarıma inanamadım. Umut'un kiralık bir sözleşmesi var kulübünde. Oyuncunun Türkiye'de mi yoksa Avrupa'da mı? Avrupa'nın başka yerlerinde mi oynayacağını göreceğiz demiş. Umut Bozuğ'un yanlışım yoksa 2 milyon euro satın alma opsiyonu var. Kasımpaşa lehine. Ee, bir de transfer markete bakayım. Onlar da doğrular muhtemelen. Satın alma opsiyonu 1,5 milyon euro diyor. Pardon. Ben iki buçuk diye biliyorum ama bir buçuk yazmışlar. 1.2 idi zaten kiraladıklarında transfer market değeri. Bir buçuk daha doğrudur. 36 maç 15 gol 8 asist. 2512 dakika. Başka da bir şey demiyorum. Ha penaltıdan attığı goller de var ayrı mesela. Arda'yla ilgili ben yalanladım ya hani e, onun detaylarına ulaştım. Birinci sene 20 milyon euroymuş. ikinci sene serbest kalma bedeli 25. Üçüncü sene 30 milyon euroymuş. Bir sonraki bir sezonda en az 1300 dakika A takımda oynama şartı varmış. İmaş haklarının %50'si Arda'nın %50'si Fenerbahçe'nin A takım gol ve asist primi varmış. <laughs> ya he he. Şimdi teknik direktör duyumu var. Jorge Jesus. Fenerbahçe Jorge Jesus'la bir kez daha görüştüm. Jesus ekibiyle birlikte Fenerbahçe'den 7 milyon euro istemiş. Ve adaylarla görüşmeler sürüyormuş. Ee, löv gelir mi demişler. Parayı verirsen löv gelir. Parayı vermezsen gelmez demiş. Durum farklı demiş. Lövde parada anlaşamadık demiş. Aynı kişinin löv konusunda para kesinlikle anlaşıldığı tweetlerde, sosyal medyada, gündemde dikkat etmek lazım. Kelimelerine dikkat etmek lazım. Şimdi Jesus Haziran ayında kendisine gelen tekliflere karar ver, ya yani cevap vereceğini iletmiş. O da ayrı mesele. <laughs> Yine sosyal medyadaki duyumculardan biri Fenerbahçe yönetiminden birinin Böğün günden için söylüyor. Böğün George Jesus için Portekiz'e gittiği söyleniyor demiş. Yani Allah mesallallahu seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bir salavat getirelim yani Ramazan ayında. Herhalde Portekiz'e hani 7 cami gezmek ile ilgili şey söylediler Ramazan ayında. Herhalde onun için gitmiştir. Yoksa Jorge Jesus'ta görüşmeye gittiğini düşünmüyorum. Hani 7 milyon euronun altında el sıkışırsa olur mu? O da olabilir. Avrupa'dan dev bir rakibimiz de varmış. Duyumlarda onu da söylüyorlar. Bu arada Real Madrid'e gidiyordur Löw. O ne oldu? Real Madrid 2-0 geriye düştü maçta. Sevilla'yı 3-2 mağlup etmiş. Benzema'nın en, enfes şeyiyle. Hani e, bu arada o Jesus'a gidildi diyen duyumcu arkadaş lov artık düşük ihtimal. Eğer Jesus olmazsa İsmail Kartal devam ke demiş. Ya şimdi gecenin geç saat olmasaydı bir Kürtçe şarkı söylerdim. <laughs> Aklıma bir Kürtçe şarkı geldi. <laughs> yani ilginç. İsmail Kartal bu ilk maçına çıktığı Ocak 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan 30 puan ve en yüksek gol averajına sahip olan 16 puanla yani 16 gol averajıyla sahip olan takımın teknik direktörüymüş Fenerbahçe'nin. Bu süreçte hiçbir takım Fenerbahçe'den daha fazla galibiyet 9 daha az mağlubiyet almamış 1. Mert Hakan yanında Süper Lig'de son 4 maçında da asist yapmış. Yani ben hiç beğenmedim. 7.63 şey vermişler. Rating vermişler. Kesinlikle 7.63 hak etmedi. Sağda Rook gibiydi. Nani'den sonra üst üste 4 karşılaşmada gol pası veren ilk oyuncu olmuş. İnşallah Rize'de de versin. Bu arada Fenerbahçe'nin salı günü. Yani yarın bir maçı var. Şeyle Dinamo Kiev Bu maçta bir ilk yaşanacağı iddiaları var. Ben bunu doğrulatamadım ama. Olabilir. Şimdi devre arasında... Fenerbahçe kadrosuna İshak Bural'ı kattı biliyorsunuz. İshak Bural 15 yaşında ve 15 yaşındaki oyuncuyla ilgili bir karar verildi diyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası geliri savaş mağdurlarına bağışlanmak üzere Shakhtar Donetsk'te Fenerbahçe dostluk maçı oynayacak. Ve Fenerbahçe bu maçta kadrosunda oynatabilir. Çünkü şu anda Fenerbahçe kadrosunda olduğu için oynatabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herhangi bir engel yok. Ama ligde oynatamaz çünkü 18 yaşına geçmesi ya da alt yapıda sanırım 2 sezon geçirmesi lazım. Yani 17'sinde oynayabilir Fenerbahçe'de. Zaten Fenerbahçe'nin de alma sebebi bu. 15'inde geldi. Hatta yok 15'inde geldi. 16'sını doldurduğunda yani önümüzdeki sene Haziran'dan sonra 17, 16'sını da tam bitirmeden oynayabiliyor Fenerbahçe'de. Çünkü 2 sene oynama kuralı vardı. Değişmediyse. Bu maçta Arda Güler'i de İshak Bural'da oynatacağı iddiaları var. 3 maça çıktı 19'da bakalım ne olacak. Fenerbahçe'den üçlü sambacı hamlesi diyor. Bunu hatırlarsınız. Bunu daha önce de konuştuk. Yine sosyal medyaya düşmüş bu haber. Neydi? Salı günü Shakhtar Donetsk'te karşılaşacak. Ukrayna ekibinden 3 yıldızı isteyecek diye. Ama bu sefer isimler değişmiş. Marlon, İsmaili ve David Neres. Neres'i? David Neres için teklif edecekmiş. E, futbolcunun şeyleri var mı? Marlon zaten Brezilyalı. Onu ezberledik artık. Genç Brezilyalı oyuncu. Ee, ama bu şeyle karıştırılıyor. Marlon, Shakhtar Donetsk, bir de Trabzonspor'da eski oynayan bir Marlon var. O değil bu. Bu stoper olan. 10 milyon euro piyasa değeri var. Adamlar zaten yeni aldı. Ancak şu var. Yanlış biliyor olabilirim ama Shakhtar Donetsk'in falan hiçbir Brezilyalısı kadroda değil şu anda diye biliyorum. Bu arada 23 Nisan Cumartesi günü saat 1'de Zorya ile Şaktar Donetsk'in Ukrayna Premier Ligi'nde maçı gözüküyor ama bunlar maçı oynayacaklar mı bilmiyorum. Ertelendi, ertelendi. 14 Mayıs ertelendi. Hepsi ertelendi diyor. Ha tamam. Ben de acaba bir gelişme mi yaşandı? Hani başka bir yerde oynayacaklar diyeyim gol kralı orada. Neyse. Şimdi bu arkadaş 10 milyon euro fakat sezonun başında kaça aldılar? 12 milyon euroya aldılar. Sağ sağlı odan. Barcelona, Olympic Nice, Firmense, Sağ sağlı. Ee, ve şimdi de Shakhtar Donetsk. 1.82 boyundaki Brezilyalı oyuncu. 22 yaşında bir, bir biliyor, bir, 1843 dakika oynamış. Bu isim yani zannetmiyorum verecekler. İsmaili biraz daha yaşlı. Bak İsmaili istersek alırız. Ona lafım yok ama yaşlı. David Neres bu da 25 yaşındaki sağ kanat. 20 milyon euro piyasa değeri var. Bunu da kışın almışlar. Bilmiyor muydunuz savaş olacağını? 14 Ocak'tan önce Bunu kimden aldılar ya? Şeyden Ajax'tan. 12 milyon euro'ya almışlar. Ben 22 maç 4 gol 2 asist 785 dakika Yaş 25. Demek ki para harcayacak yer aramışlar. Hani çok da dolgun bir şey yok yani ya. Neyse adam oynatamamışlar işte. Bahtsızlık. Bak şunu söyleyeyim. Bunlardan birini mesela David neresi? Fenerbahçe'ye kiralık verselerdi keşke hani oynatma şeyi vardı ya. Ondan diyorum. Ee, bu kural çıkarttıydı ya FIFA. Güzel olurdu aslında ama geçiniz. Yani ben bu üçünü de isteneceğini zannetmiyorum. Uzun süredir takipteler diyor. Hedef uygun maliyette bitirmek. Şimdi 3 isim için şaktarla masaya oturacak Fenerbahçe paket halinde bir transferi imza atmak istiyor. En uygun maliyette üç imza. Bizim bu futbolcuları İsmail'i hariç bizim bu futbolcular alacak maddi durumumuz yok. Yani hocam Fenerbahçe'ye fitre verelim mi ne yapalım? Ya bu değil. Yani bu değil. Mevzu bu değil. Biz bunlara verelim. Bak İsmail'i onu da değineyim de. 32 yaşında 3,5 milyon euro piyasa değeri var. Gelecek sene yani 2023 Haziran'da sözleşmesi bitiyor. O da Brezilyalı. Adamları iyi scout yapıyorlar. 21 maçta 5 asisti var. 1313 dakika oynamış. Onlar da Braga'dan 2013'te ta o zaman 4 milyon euro yapsa Yıllardır oynuyor mesela oranın adı. Kaşarlanmış oyuncusu oldu. Bir tek buradan alınırsa İsmail alınır onun dışında yok. Crespo şey Atilla Salay için özel bir haber vermiş bir duyumcu arkadaş. Diyor ki Torino ve Mainz Atilla Salay'ı yakından takip ediyor. Çok güzel. Hemen yazalım. Mainz transfer market. Ben böyle şeyleri de hemen merak eder bakarım. Torino'ya da bakalım. Mainz'in stoper hattına bakalım. Niyakate 26 yaşında. 18 milyon euro piyasa değeri var. Jeremian Set yüzde omuz sakatlığı 25 yaşında 16 milyon euro. David Nemet var. 21 yaşında. Stefan Bell var 30 yaşında. O 2,5. Bir de Alexander Hak var. O da 2,5. Takımın dizilişi formasyonu üçlü savunma mı? Üçlü savunma. Mantıklı. Peki bu adamlar kaç liraya futbolcu almışlar? Yazın ya da transfer raporu gelenler gelenlere 6 milyon 900 bin euro para harcamışlar. Gidenlerden 18.05 kazanmışlar. Yani 11 milyon 150 bin euro kardalar. Bu takım zannetmiyorum. Bu takım Atilla salayı alamaz. Bu takımda o potansiyel yok. Bir de Torino diyelim. Arkadaşlar bakın yani ben size duyumu bu şekilde veriyorum. Torino'ya bakalım. 221 milyon euro piyasa değeri. Güzel. Stoperler. Bremer 30 milyon euro. David Zina Z Hazima'ymış. 21 yaşında 7,5 milyon euro. Bongiorni 4 milyon euro. Bongiorni. Izzo 3 milyon euro. Ricardo Rodriguez. Ricardo Rodriguez Fener'de. <laughs> Sağ bekleri falan. Bunlara sol bek lazım ya. Bunlar üçlü mü oynuyor dörtlü mü? Bunlar da üçlü oynuyor. Tamam bak Atilla Salah'ı bunlar olabilir. Bunlar transfere ne kadar harcamış? Gelir 16.5 gider 12 milyon 600 bin euro. O zinayı şey almışlar 5.9 almışlar. Rekorunda. 3.5 Dembasek. 1.2 1, 1. Bunlar da fakir. Bunlar da alamaz. Bunlarda da o potansiyel yok. Yani zannetmiyorum Atilla Salah'ı bunların alacağım. Bunlar fak fakir. İstediği kadar şey yapsınlar. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan Muleka konusunda bence takipte olduğumuzu Kasımpaşa'nın keşke dediğim şekilde bir şeyle transfer yapabilse güzel olur. Umut Bozok konusunda ben söyleyeceğimi söyledim. Bakın menajeri de söyleyeceğini söylemiş. Jorge Jesus konusunda bizim Buğra çok istiyor. Aslında Jorge Jesus bana Löv'den daha cazip geliyor mantık olarak. Niye? Ya bize manyak adam lazım. Bize kafayı sıyırmış adam lazım. Fıttırık adam lazım. Ama bu herif de şimdi İsmail Kartal Gazlamaz'da çalıştırıyor da bu herif onu becerebilir mi? Bak gittiği her takımda puan ortalaması neredeyse 2'nin üstünde. Yani adam king. Hani Löv'ün kulüp takımı çalıştırmıyordu. Lan kulüp takımı çalıştırmıyor bu şey gibi ya. Bak ben bunu şöyle örnekleyeyim. Mesela bir adam düşünün ortaokulda Türkçe öğretmeni. Bu adam akademik bir özellik çıkıyor. Gidiyor üniversitede bir sene boyunca şey yapacak hani üniversitede hocalık yapacak. Sen bu adama şey diyebilir misin? Ya ortaokul bebelerini alıştı üniversitede hocalık yapamaz diyebilir misin? Dersin ki ulan daha rahat burada. Burada daha rahat. Hani yaşını başına almış kişiler var dersin. Lövünki de teşbih de hata almasın. Bana böyle geliyor ama bilmiyorum size nasıl gelir. Ee, ama Jesus konusunda ben şunu söyleyeyim. 10 milyon euro da diretiyordu. Yani ondan aşağı düşerse tabii ki de olabilir. Niye olmasın? Görüştüğümüz isimde de. Ha ben şunu söyleyeyim. Bu tip isimler ortaya çıktıkça aklıma şu geliyor. Ulan diyorum acaba biz hiç anlaşamadık. Ortalığı mı karıştırıyoruz? Hani taraftar sussun diye bir oyalama taktiğiydi. O mu? Yoksa diyorum hani başka bir şey mi var? Başka bir olay mı gerçekleşti? Hani gerçekten Almaniyetimiz vardı. Alıyor muyuz? Takdiri size bırakıyorum ama ben Jesus Löw o kadar gündeme geldi ki hani İsmail Kartal'la devam ediyoruz desen dert, demesen tert. Şimdi bir kardeşimiz de güzel bir yorum yapmış. Fenerbahçe'mizde 12 ayın 9'u zaten kaos olarak geçiyor. Son 5-6 yıldır böyle. Evet İsmail Kartal takdiri hak ediyor duygusal bir insan. Ama bana büyük takım hocası izlerimi vermiyor diyor. Ya Emenike krizini bile çözemedi bu adam diyor zamanında. Yani gelecek sezon takım başına çıkması fazia olur diyor. Resmen fazia diyor. Ya, Fenerbahçe 5-10 sene daha kendine gelemez. Ha yönetimin tek kurşunu kaldı. İsmail Kartal kararı facia olur diyor. Hani Fenerbahçe'mizin taraftarı rahatlatacak. Lağam medyanın önünde saygıyla eğileceği kafalarına göre soru soramayacağı hani yönetimi bile yönetecek. Final maçlarda sakinlik yaşayacak. Winner bir adama ihtiyaç var diyor. Evet İsmail Kartal geçiş dönemini çok güzel değerlendirdi. Tabii ki de Fenerbahçe içinde kalsın. Ama yani futbolcular İsmail Kartal'ı istiyormuş. Valla ben bu korkuyorum diyor. Hani biz 6-7 senedir oyuncuya dayalı düzenden başarı yakalayamıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Süper bir yorum. Ahmet Duran Kuş Teşekkürlerimi sunuyorum. Oyuncular istemedikleri hocayı yiyorlar. Ondan sonra kafasına göre çalışıyorlar. Dik bitince sezonu iyi bitirmek için bir yerlerini yırtıyorlar dik bitmesine yakın. Hep hocalar başkan suçlu oluyor. Ya bize bu düzeni yıkacak adam lazım. Oyuncuların gözünün yaşına bakmayacak, saygı duyulacak bir adam lazım. Ha İsmail Kartal'a devam edeceksek ben önümüzdeki sezon yine olacakları görür gibiyim. İsmail Hoca Avrupa hocası olmadığı için ilk turdan elenir. Tek bir hakem hatasında camia bölünür. bölünür. Yani bu camia yönetilemez. Biz bunu da görürüz. Ardından tekrar bir hoca bulunacak. Hani bu yönetim olduğu için belki seçime gidecek. Bir sene daha gidilecek falan filan. Bu hatalar bir daha yapmaz umarım diyor. Ee, Hocam interaktif bir program yapmanızdan ve bizlerin de görüşlerine değer vermeniz için çok teşekkür ederim. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Allah razı olsun kardeşim. Uzun yorum yani yorumlarınızın gerçekten kalitesine Saygı duyuyorum. Birçok yoruma da cevap vermeye çalışıyoruz. Cevap veremediğimiz arkadaşlar size karşı bir kinimiz, öfkemiz yok. Merak etmeyin. Kanalımızda bazı personelleri çalıştırıyoruz. Maaş karşılığında çalıştırıyoruz. Bedava çalışmıyorlar. İşte yorumlara falan bakıyorlar. Sizlere cevap vermeye çalışıyorlar. Kötü yorumlara ayıklamaya çalışıyorlar. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunayım. Bu bir ekip işi. Gerçekten bir ekip işi. Ya yani biz beğeni isterken inanın hak ediyoruz ya. Gerçekten hak ediyoruz. Bak saat şu anda gece 01:50. 18 Nisan 2022'deyim. Benim şu anda saatim 01:50. Siz belki bu videoyu 16, 17 gibi falan izleyeceksiniz. Ya bir beğeni çok görmeyin. Gerçekten çok görmeyin. Hani saygılı duyulacak. Belki görüşlerime katılmayabilirsiniz ama gerçekten saygılı duyulacak iş yapmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şurada bir cümleyi, bir kelimeyi yanlış söylesen arkanda 50 tane şey bekliyor böyle pusuda yatıyorlar. Ulan bir şeyi yanlış söylese de üstüne çöksek diye. Bir de bizim ülkemizde maalesef öğretmen düşmanlığı hat safhada. Hani Müslüman ülke bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş Hazreti Ali. Ee, Hazreti Ali demişken Hazreti Ali sevenleri de buradan selamlarımı iletelim. Ben de çok çok severim Hazreti Ali'yi. Çok mert adamdır. Çok zeki bir adamdır yani. 7 yaşında Efendimiz diyor ki ben peygamberim. Babama sorayım da öyle şey yapayım diyor. Hani inanıp inanmamaya. Sonra geliyor ben inandım diyor. Babana sordunu Yo sormadım diyor. Diyor hani soracak? Beni Allah beni yaratırken babama sordu mu ki diyor ben Müslüman olurken babama sordum. Müthiş bir zeka. Hani Efendimizin Hazreti ile ilgili çok güzel sözleri var. Hani ben yarın kılıcı şeyi sancağı öyle birine vereceğim ki diye. E, dini konulara girmemde de rahatsız oluyorlar. Rahatsız oluyorlar ama olsunlar. Hani olsunlar. Bu şeyi söyleyeyim yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki diyor hani hem Allah Resulü onu sever. E, yani fethi ve zaferi onun iki elleriyle Allah inşallah müessir kılacak Allah ve peygamberi onu sever. O da Allah'la peygamberini sever diye. E, bir şey var. Bu Hazreti Ali'ne ilgili bir mevzu var. Şeyi biliyor musunuz hani ben ilmin şehriysem Ali onun kapısı diye. Bu mevzunun nereden geldiğini biliyor musunuz? Birçoğunuz bilmezsiniz belki kısaca ona da anlatayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bal koyuyor sahabenin önüne. Bu nedir diyor? Baldır bu diyorlar. Baldır, baldır, baldır. Hazreti Ali diyor bu nedir diyor. Hazreti Ali bakıyor. Parmağını batırıyor. Yiyor. Yani besmelecik elhamdülillah. Bu baldır diyor. Orada diyor ben <laughs> İlmi şehri isem Ali Kapısı'dır diye. Bak burada bizim eğitimde bir şeyimiz vardır. Analiz, sentez, değerlendirme diye. Tabi uygulama basamakları çeşitli gösterebilir ama. Yani bir de İslamiyet'te de Hakkal yakın, Aynel yakın, ilmel yakın olayları var. Yani bu şekilde şey yapıyor. Yani sizin anlayacağınız tabirle şunu söyleyeyim. Görüp yorum yapmıyor. Parmağını sokuyor, karıştırıyor, bakıyor. Evet kıvamı tutuyor. Yiyor. Adına bakıyor. Yüzde yüz emin olup cevap veriyor. Keşke hayatta bu kadar zeki olabilsek. Bize bir soru soruldu zaman bizim bir şey vardı. Bir e, profesör doktor Şener Özdilek vardı. Şener Özdilek'e soru soruluyordu. Çok hoşuma gitmişti. Canlı canlı bir şeyinde bulundum. Bir muhabbetinde, bir sohbetinde bulundum. Bir soru soruyorlar. Profesör lan profesör doktor. Bir soru soruyorlar hani şeyle ilgili. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şöyle yapıyor bak. Bekliyor. Bir 30 saniye bekliyor. 35 saniye bekliyor, 40 saniye bekliyor. Bir dakikayı tamam diyor neredeyse. Belki bir dakikayı da geçiyor. Öyle cevap veriyor. Lan bunu var ya bak bizim ülkemizde bunu yapana ne derler? La bir de profesör olucu iki saat düşünüyor derler. Olması gereken bu. Hz. Ebu Bekir'in falan ağzının içine taş koyma mevzusu falan var. Keşke bize düşünebilecek. Canlı yayınlarda sıkıntı oldu işte. Canlı yayınlarda düşünemiyorsun. Bazen bazından bir laf çıkıyor diyorum ya bunun peşine gidiyorsun. Hani konuyu da buraya bağlamak istiyorum. Dediğim gibi biz kelimelerimize çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Ağzımızdan sürçü lisan ediyorsak affola arkadaşlar. Bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Görüşmek üzere inşallah.